Merhaba arkadaşlar, Gelişim Kampüsü YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün GK'nın, Gurme Kadının mutfağındayız. Yanımızda Sevgi Hanım var. Merhaba, hoş geldiniz Evet, tekrardan. Sevgi Hanım elleriyle, kendisi benim arkadaşım olur. Gerçekten çok becerikli, her konuda Estağfurullah. temiz, çok kabul etmese de Yok ama yok, çok başarılı bir estağfurullah. ev kadını, gurme bir kadın. GK'mızın da değerli videolarının inşallah daha nicelerini beraber olacağız. Teşekkür ederim. Nicelerini çekeceğiz. Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün helvalı tatlı yapacağız. Kedi dili Evet. sütle batırıp üzerine helvalı muhallebi yapacağız. En son Evet. üzerine de çikolata sosu. En güzel yeri zaten. Ben Evet. kendim de çok sevdiğim için tatlıyı. Daha bir ayrı özeniyorum tatlı olarak. Bakalım İnşallah bir başlayalım o zaman. başlayalım. Evet, şimdi süte buladık. Kedi dillerimizi borcama döşedik. Aslında yaş aldıkça da insanlar birazcık sanki yumuşuyor. Yaşadığı olaylar da onu olgunlaştırıyor. Daha böyle katı, daha böyle sert olan, o sivri olan köşeler aynı o hani kedi dilinin süte bandırılması gibi bir süre sonra daha yumuşayıp daha ovalleşebiliyor, daha esneyebiliyor insan. Benim çevremde gözlemlediğim büyükler de aynı bu şekilde. Daha böyle hem çocukları sevmeyen insanların bile çocuklara merhamet duyduğunu, kedilere, köpekleri çok sevmeyenlerin daha böyle bir merhamet, onlarla bir bağ kurmak isteği de belki de buradan geliyordur diye düşünüyoruz. Siz ne dersiniz? Evet, şimdi Sanırım devam ediyoruz. Şu anda ne yapıyoruz? muhallebisine geçtik şimdi. Kedi dillerimizi ıslattık. 1 litre süt koyduk tenceremize. Şöyle açıyoruz. 6 kaşık unumuz var. 3 kaşık şekerimiz var. Tane de yumurtanın sarısını atıyoruz. Evet. Güzelce karıştırıyoruz. Evet, malzemelerimizi tencereye koyduk ve hepsi şu anda birlikte özleşiyorlar. Beraber bir araya gelip güzel bir muhallebiyi oluşturacaklar. Evet. Evliliğin yapı taşları gibi değil mi? Bir kadın, bir erkek evleniyorlar ve yanında getirdikleri var. Ne o? Sadece çeyizi değil. Kadının kendi ailesinden gördükleri, erkeğin de kendi anne babasından ya da yetiştiği ortamdan getirdikleriyle aynı böyle tencerede pişiyorlar ve bunun tabii ki de evin oturması, güzel bir kıvama alması zaman istiyor, emek istiyor ve şu anda biz o emeği küçük bir minyatür görüntüsünü elde ediyoruz. Bakalım. Çırpıyoruz. Bu emek, zaman hepsi bir arada şu anda. İlişkilerde emek istiyor, değil mi? Salatalarımızı içine ufalıyoruz. Evet, şimdi bu tahtımızı yaparken çikolata ve ekstra böyle takviyeler, nüanslar, dokunuşlar yapacağız. O da ayrı bir lezzet verecek. Burada ne demek? Bu jestimiz olabilir, bir mimimiz olabilir. Biliyorsunuz iletişimde sadece sözel değil, bizim aslında sözel olmayan, kendi bilinçaltımıza sübliminal verdiğimiz mesajlar var. Eşimizi beklerken şöyle beklersek düşünün. Burada dolmuş dolmuş hani patlayacak anlamına gelebilir. Ama şöyle bir güzel karşılamak, hayatım hoş geldin demek, beden dilimizi, yüz ifadelerimizi, ses tonumuzu kullanmak güzel olur. Onun gibi böyle küçük dokunuşlar da yapacağız. Şu anda bir takım çalışması içindeyiz. Harika bir tatlı çıkacak. Sevgi Hanım üst sosunu hazırlarken ben de muhallebiyi çırpıyorum. Buraya Burada 2 paket, bir tanesi bitterli, bir tanesi de normal sütlü çikolata, bir paket de kremamız var. Hemen süt çikolatalar eriyene kadar 5 dakika karıştırıyoruz. Biraz soğumaya bırakacağız bunu. birisi kötü olsa, biri iyi olsa biliyorsunuz o tatlı tam tadını bulamaz. Evet, burada da her ikisinin de birbirini dengeleyici şekilde olması önemlidir. Eşlerin de bir arada uyum içinde olması evliliği güzel yapar. Özellikle çocuk yetiştirirken anne babaların birbiriyle olan iletişimi çok önemlidir. Onlar bir araya geldiklerinde fikir birliği olmasa bile ağız birliği sağlanırsa, yani biri ak derken çocuğun yanına diğeri kara demezse çocuk yetiştirmenin daha iyi olduğunu biz vakalarda da gözlemliyoruz. Evet, çocuk yetiştirmek bir sanattır gerçekten. Orası ayrı bir konu. Çocuğun
yetiştiği aile ilerideki kuracağı ailenin aslında tamamen zeminini oluşturuyor. Anne babaların tutumları ya da çocuğun anne babasının hayatta olmasa bile yetiştiği ortam çocuklar üzerinde oldukça etkili ve bizim için çok önemli. Biz zaten bize gelen vakalarda biz bunları gözlemliyoruz. Eğer çocuk nasıl bir hayat, çocukluk geçirmişse, yetişkin birey nasıl bir çocukluk geçirmişse o da şu anda kurduğu ilişkileri doğrudan etkiliyor. Bu muhallebeyi yaparken tel kullanıyorum. Neden? Çünkü burada herhangi bir pürüzün kalmamasını istiyorum. Pürüzler bizim hayatımızda travmaları temsil ediyor. Hepimiz bir olaylar yaşıyoruz ve bu olaylardan etkileniyoruz. Her ailede yaşanan her çocuk aynı şekilde etkilenmeyebilir. Birisi daha yatkın olabilir ama travmalar elbette oluyor hayatımızda. Olmalı da biz olmalı diyoruz. Çünkü insanlar travmalarından, acılarından büyüdüklerini büyük hocalarımızdan da gözlemliyoruz. Şu anda kıvam gelmeye başladı. Bu şu anda koyulaştığını görebiliyoruz. Zaman verdik, emek verdik. Değil mi? Evet, değerli izleyiciler hazır. Ve Sevgi Hanım da harika bir çikolata eridi. Hazırladı. Bu da hazırdır. Şöyle altını kapatalım. Birazcık soğumaya bırakalım bunu. Muhallebisini döktükten sonra üzerine dökeceğiz. Evet, helvamızı şu an koyabiliriz. İlave edebiliriz çünkü kıvama geldi. Burada bir paket helva koyuyoruz. Evet, şimdi helvamız girdi. Şu anda pürüzsüz bir kıvam aldı. Helva az önce yaptığımız karışımda helvayı koyduktan sonra buna bir tat bıraktı. Bu aslında helva bizim geçmişimiz, kök aileden getirdiklerimiz bizim şu andaki hayatımızı bütünüyle etkilediğini gösteriyor. Bu olumlu da olabilir, olumsuz da etkiliyor olabilir. İnsanlar zaten iki şekilde tepki veriyorlar, konfor alanı oluşturuyorlar. Ya olumsuza tutunup bir kurban rolünü benimsiyorlar ya da onlardan ders alıp bir üst versiyonuna geçmeye çalışıyorlar. Burası da bir farkındalıkla ortaya çıkıyor. Şimdi ne yapıyoruz Sevgi Hanım? Şimdi muhallebimiz gayet kıvamlı, güzel oldu. Bunu kedi diliyle buluşturuyoruz. Harika, mis gibi de bir kokuyu aynen, gönderebilsek keşke. Muhteşem koktu. Evet. Evet değerli izleyiciler. Biz iletişim uzmanı ve gurme mutfak uzmanı olaraktan bugün ekip çalışmasıyla güzel bir tatlı yaptık. Son dokunuşumuzu da hazırladığımız çikolata sosunu dökerek yapacağız. Şöyle çekelim dökerken. Muhallebimiz iyice kurudu. Evet. Geldi, soğudu. Muhallebimiz soğudu. Sıcakken koysaydık olmayacaktı. Karışıyor birbirine, o zaman güzel olmuyor. Evet. Hemen şöyle üzerine gezdireceğim. Evet, ilişkiler de aynı böyle tatlı gibi herkes dengeli bir şekilde üzerine düşen görevi, sorumlulukları yaparsa kendini geliştirme olabilir, hayata karşı alması gereken görevler olabilir ya da evin sorumlulukları olabilir. Bunların hepsi dengeli olduğunda o ilişkiler tadından yenmez. Böyle ailelerde yetişen çocuklar da gayet güzel şeker gibi ileride yetişkin olurlar. Tatlımızı yaptık Sevgi Hanım. Harika bir ekip çalışmasıydı. Şöyle bir tadına bakalım. Tabii ki soğuyacak. Donacak. Gayet başarılı. Evet. Afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.